değerli arkadaşlar. Sözü çok uzatmadan genel müdürüm Sayın Bülent. Yani eğlenirken öğrenme. Artık öğrenme hayatında, değil mi, stres sizleri yoruyor. Hani stresi ortadan kaldırarak eğlenerek nasıl öğrenebiliriz? Takım çalışmasıyla nasıl bir takım şeyleri yapabiliriz? Yani bunların yollarına bakacağız. Bu işe bizimle neler olabilir? Ne olmak istiyorsun? Yani bir makine mühendisi ya da bir... Siz... Aranızda var nasıl geçse. Başka yok güzel. Ama çok güzel. Tamam, bunları çok kıymetini ve keyfini çıkartın. Yani orada sizin... Bunu hem İngilizce söylüyorum, Türkçe söylüyorum ya. İngilizce yavaş yavaş... Bildiğiniz üzere geçen günlerde, ayın 26'sında tedarikçilerimizi bir araya gelerek karşılıklı beklentilerimizi neler olabileceğiyle ilgili bir çalıştay yaptık. Bunun çok verimli olduğunu düşünüyoruz. Üniversitelerden rektör hocalarımız da katıldı. Aslında biz bu çalışmayı tek yönlü değil, üniversite, sanayi ve işletmeler olarak düşünüyoruz. Buna çok değer ve önem veriyoruz. Bu noktada Aselsan'ın Konya'nın birinci önceliklerinden birisi de millileşme ve yerleştirme konseptinde. Bu çerçevede satın alımlarda ilk başta milli ve yerli kaynakların değerlendirmesine çok önem veriyoruz. Bu çerçevede akım metalden CNC tezgahını biz kendimiz bir takım özellikler katarak tasarlattık. Üretim bitti. Şu anda kabul testleri devam ediyor. Geçenlerde tekrar yayınlamıştık. Namlu doğrultma tezgahı, simya ve elmalı. Aselsan mühendislerimizin beraber ortak çalışmasıyla proje tamamlandı. Tezgahın bugünlerde tesisimize getirilmesi bekleniyor. Gördüğünüz gibi Sunlab zaten simülatör konusunda iyi bir firmaydı. Bu noktada bize iki tane simülatör yaptı. Bu noktada yerli kaynakların kullanılmasına da çok önem veriyoruz. Şimdi bizim için aslında çok heyecan verici bir gün. Öğrenciler ve aileler teveccüh etti. %1'deki öğrencilerimiz Aselsan Konya'yı seçti. 60 tane öğrencimiz. Yaklaşık bunun 10 kişisi Ankara'dan var, bir tane Eskişehir'den var, çeşitli illerden var. Şehir dışında. Aslında bugün amacımız onlarla bir enerji birliği yapmak, onlara bir his vermek, beraber birlikte olduğumuzu ve sanayinin, endüstrinin neye benzediğini onlara hissettirmek için güzel bir gün geçirmek istedik. Onlarla soru cevap şeklinde bir takım konuşmalarımız da oldu. Bu çerçevede bizim için çok değerli bir kaynak, memleket için, ülkemiz için değerli kaynak, ülkenin geleceği gençlerimiz. Aselsan Konya aslında sektörde yeni bir oyuncu. Bu çerçevede ülkemiz için değerli bir katılım. Burada ben her zaman dile getirmekten yorulmuyorum. Hem 24 ortağımıza, belediye başkanımız, özellikle Uğur Bey'in katkılarına, diğer katkıda bulunan bakan milletvekillerimize hepsine teşekkür ediyorum, saygılarımı sunuyorum. Aselsan Konya Lisesi'nde okuyorum. Bugün daha bir hafta oldu ve bizi Aselsan fabrikasını gezdirmeye geldiler. Aselsan Konya fabrikasını gezdirmeye geldiler. Ve burası gerçekten beklediğimden çok daha büyük ve gelişmiş teknolojik aletlerin olduğu bir yer. Böyle bilmiyordum yani, geldiğimde çok şaşırdım. Bir de bizi gerçekten aile fertleri gibi görmesi falan çok güzeldi. Hoştu yani. Bugün okulumuzu Aselsan Konya fabrikasına getirdiler. Bizim bir misafirden çok bu ailenin bir üyesi gibi davrandılar, sağ olsunlar. Fabrikamızı gezdik. Fabrikada cidden savunma sanayimiz için önemli gelişmelere tanık olduk. Cidden bakınca insan diyor ki cidden Türkiye bu konuda savunma konusunda bayağı ilerlemiş ve ilerlemeye de devam ediyorsunuz. Ve bildiğiniz gibi Aselsan zaten işinde en iyi yapan firmalardan birisi. Bu firmanın iyi ki bir okulunda okuyorum ve mezun olduğumda da burada iyi bir mühendis olup ülkeme hizmet etmekte gerçekten can atıyorum. Tamam. Sen, 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 sen. Tamam.